Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Tekuzem Rehberlik Uzmanı İnce Hoca. Nasılsınız değerli YKS tayfa? Herkes iyi mi? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Başladık mı çalışmalara? Nasıl gidiyor? Artık Kasım ayındayız. Biraz yavaştan böyle hızlanmalara başlamamız gereken zamanlardayız. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor. Başladık. Harika. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Kimler hangi bölümden girecek? Sıkılmalar normal Tuğçe ama aslında biraz daha ders çalışmaya eğlenceli hale getirsek, ne zaman ne çalışacağımızı bilsek, hedeflerimizi bilsek, günlük planımıza uydukça kendimize ödüller versek daha eğlenceli hale getirebiliriz. Eşit ağırlık sayısı az, her bölümden gelmiş öğrenciler. Sayısal. TYT tek giriyoruz. Ön lisanstan tercih yapacağız herhalde. Kimler var aranızda okulla beraber götüren? Herkes mezun mu? 12'ler kimler? Mezun. Okulla beraber götüren var mı? Sedat mı? 12. Buse 12. Hadi bakalım. 12. sınıfız. Yani şu da net olun arkadaşlar. Çünkü çok fazla böyle şeyler konuşuluyor. Kendi YKS öğrenciler arasında. İşte okulla beraber götürmek zor vesaire falan. Hayır, öyle değil aslında. Hani mezunlar da bilir. Eğer belki şimdi mezun oldukları için işte tabii ki tüm zaman onlara kalıyor. Onlar belki zaman anlamında bir tık daha rahatlar ama okulla beraber götürmek de sınav hazırlığına o kadar zor değil. Burada önemli olan zaten sizin kalan süreye göre zamanı doğru yönetebilmeniz. Bugün ben de burada bunu göstereceğim size. Aslında bu süre hesabı nasıl yapılıyor? Herkesin günde toplam çalışması gereken ders saati farklı olduğu için bunun nasıl hesaplandığını göstereceğim. O yüzden de yavaş yavaş giriş yapalım istiyorum. YKS için destek alan almayan bilmiyorum. Aranızda kendi imkanlarına hazırlanan var mı, destek alan var mı ama bu sürecin çok ciddi bir süreç olduğunu fark etmenizi istiyorum. Gerçekten iyi bir üniversite, iyi bir bölüm, iyi bir gelecek demek. Bu sebeple biraz işi ciddiye almak, daha sıkı ve disiplinli çalışmak ve kendinize özel yöntemlerle çalışmak çok önemli. Hani herkesin yaptığını yapmaktan ziyade sizin neye ihtiyacınız var? Sizin eksiğiniz nerede? Sizin çalışabileceğiniz süre ve çalışmanız gereken süre nedir? Sizin seviyeniz nedir? Derslerde ve konularda tek tek seviyeleriniz nelerdir? Hangi tarz kaynakları kullanmanız gerekir? Çalışmaya nereden ve nasıl başlamanız gerekir? Şimdi başladık diyorsunuz ama belki bazı arkadaşlar aslında çok iyi oldukları bir konuyla başladı. Ya da çok kötü olduğunu düşündüğü bir konuya konu anlatım yaparak başladı. Ama aslında gerçekten doğru yöntem mi bilmiyorsunuz. Mesela size şöyle bir tüyo vereyim. Diyelim ki matematik temeliniz hiç yok. Matematikte başladınız ama temeliniz olmadığı için ilk yapmanız gereken çalışma aslında konu bazlı bir temel atma eğitimi almanız. Yani terimleri, kavramları, temel bilgiyi alıp ondan sonra konu çalışmasına başlamanız gerekirken belki o temel atma eğitimini çalışmadan doğrudan konu anlatımına başladınız ve belki bazı konuları anlamadan geçiyorsunuz sırf bu yüzden. Belki her konuya bir ekstra 5-10 dakika ayırıp bir ön hazırlık yapsaydınız konuyu daha iyi anlayacaktınız gibi. Yani aslında demek istediğim doğru çalışmayı seviyemize göre yaparsak ancak o zaman daha başarılı sonuçlar alırız. Ben nice öğrenciler tanıyorum. Belki aranızda bunu yaşayan tecrübe eden de vardır. Çok çalışmış sınava. Yani günde 10-12 saat çalışan öğrenciler biliyorum. Ama sınavdan aldığı puanın çalışmasıyla hiçbir şekilde doğru bir orantısı yok. Şey sanıyoruz ya bu 10-12 saat çalışıyorsa kesin işte 480 puan falan alır. Hani böyle bir şey yok. İnanın doğru çalışmak başka bir şey. Şimdi sen düşünsene günde 10-12 saat çalışıyorsun ama en iyi olduğun şeye çalışıyorsun sürekli. Ya da en kötü olduğun şeye çalışıyorsun ama temelin olmadığı için boş boş çalışıyorsun. Çünkü temelini atmamışsın henüz. Bunun gibi. Yani yöntem gerçekten çok önemli. Kendimden örnek vereyim. Üniversite hazırlık zamanında geç fark ettiğim şeylerden birisi. Çok seviyordum Türkçe. Paragraf çözmeye bayılıyordum.
Ve o dönemlerde de zordu. O dönemlerde de uzun uzun paragraflar çıkıyordu ama ben gerçekten Türkçeyi çok seviyordum ve aslında günümün yarısından çoğunu Türkçe çalışarak, paragraf çözerek geçiriyordum. Tamam, o dönem işte 40 soru vardı Türkçe'de. 38 ek yaptım hatırlıyorum. Ama şimdi eşit ağırlık öğrencisi olarak senin orada geometrin, matematiğin eksik, tarih, coğrafyanın çok ciddi bir önemi var. Şimdi aslında hepsine oransal anlamda seviyemize göre bir değer verebilseydik ve ağırlığı buna göre verseydik, belki bu kadar çok Türkçe çalışmama gerek kalmadan ben yine 38'e 2'yi yapacaktım. Hadi 37 yapayım, hiç önemli değil. Ama matematik netleri de artacaktı. Tarih, coğrafya netleri de artacaktı eş zamanlı olarak. Yani demek istediğim şey, seviyeye göre çalışmak gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Evet, şimdi ben size şu kısımda günlük çalışmanız gereken süreyi nasıl hesaplayacağınızı göstereceğim. Çünkü bugün şöyle bir şey diyeceğimi sanıyorsanız yanıldınız. Çünkü böyle şeyler diyen uzmanlar var. YKS öğrencileri, herkes günde 8 saat ders çalışsın. İşte mezun olanlar günde 10 saat çalışsın. Okulu olanlar 7 saat, böyle bir şey yok. Böyle herkese göre öneri vermek zaten bizim yapımıza, eğitim anlayışımıza, bizim modelimize çok ters. Biz açıldığımız günden bugüne buradaki tüm eğitimciler olarak hep şunu savunduk: herkes kendine özel çalışacak. Bizim nasıl ki saçımız, gözümüz, boyumuz, posumuz farklı, sevdiğimiz, hoşlandığımız şeyler farklı, parmak izlerimiz dahi farklı. O zaman öğrenme yapılarımız da farklı, seviyelerimiz de farklı, günlük çalışmamız gereken süre de farklı. Bu yüzden ben burada sizin bireysel olarak hanginizin kaç saat çalışması gerektiğini çıkartacağım ve bunu sizin nasıl hesaplayacağınızı göstereceğim. Biz TEKES yapay zeka paneliyle sınava hazırlayacağız bu sene öğrencilerimizi ve bunun için de günlük çalışması gereken süre hesabı çok çok önemli. Bunları siz de bugün burada hesaplayabileceksiniz arkadaşlar. Bunun için bu seminere girerken bir form doldurdunuz ve size ücretsiz bir hesap açıldı. Örnek bir hesap, demo hesap. Bu hesabı örnek videoları izlemek için, örnek çalışma programı oluşturmak için ve bu tarz hesaplamaları yapabilmek için kullanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben size bu hesabı kullanarak nasıl süre hesabı, yani günlük çalışmanız gereken süre nasıl bulacağınızı göstereceğim. Bunun için ilk yapmanız gereken şey ne değerli arkadaşlar, biliyor musunuz? Seviye belirleme sınavı yazıyor ya bekleyen görevler kısmında, bakın ekranda. Bu benim hesabım. Ben örnek bir öğrenci olarak hesap açtım. Hepinizde bu hesap var. Herkes biliyor mu kullanıcı adı ve şifresini? Hesaba nasıl giriş yapacağını herkes biliyor mu? Bilmeyen yok herhalde. Tekuzam.com'dan giriş yapa tıklıyorsunuz. Size kullanıcı adı ve şifre gelmiştir zaten. Giriş yaptınız. Artık ücretsiz bir örnek hesabınız var. Bu hesapta önce bekleyen görevler kısmında yer alan seviye belirleme sınavını çözmeniz gerekiyor ki sizin ders bazlı, konu bazlı seviyenizi ölçsün sistem. Ölçsün ki şunu diyebilsin: Elif'in matematikte seviyesi orta. O zaman Elif matematiğe 100 saat çalışmalı. Örnek veriyorum. Miray'ın matematik seviyesi başlangıç. O zaman Miray matematiğe 180 saat çalışsın. İşte Elmas'ın matematik seviyesi temel. O zaman Elmas matematiğe 210 saat çalışsın. İşte Mert'in matematik seviyesi ileri. O zaman Mert 80 saat çalışsın. Önce bunun hesabını yapacak. Bu yüzden ne lazım? Seviye belirleme sınavına girip bir seviye ölçümü yapmanız gerekecek. Önce yapmanız gereken şey bu. Bunu yapın. Zaten bu sizin seviyenizi görmeniz adına çok çok önemli bir şey. Boşa çalışma yapmış olmazsınız. En azından ders bazlı seviyenizi görmüş olursunuz. Sonrasında arkadaşlar yapmanız gereken bir şey daha var: çalışma takvimi oluşturma kısmı. Şimdi önce seviyelerimizi ölçeceğiz ama bir de sizin tabii ki de günde kaç saat çalışabileceğinizi buradan bize vermeniz gereken bir alan da var. Bunu da söyleyeceğim. Ama şimdiye kadar bakın, sadece seviye ölçümüyle sistem size günde kaç saat çalışmanız gerektiğini söyleyebilir mi? Evet, söyleyebilir. Performans sayfasına gelip göreceğiz şimdi. Şimdi bu örnek öğrenci, tamam mı? Seviyesini çözmüş, seviyelerini sınavını çözmüş ve bu öğrenci TYT artı AYT'ye girecek. Öğrencinin haftada 36 saat çalışması gerekiyormuş. Sınava kadar da toplam 1163 saat çalışması gerekiyormuş. Bu herkesle böyle çıkmayacak işte. O seviye belirleme sınavını çözdüğünüzde bu hepinizde farklı çıkacak. Neye göre çıkacak? Çünkü sizin seviyenize göre her derse ve konuya ayırmanız gereken süreyi bilecek.
sınava kadar kalan süreyi bilecek. Sınava kadar kalan süre içerisinde sizin derste ayırmanız gereken süreyi bildiği için şu 36 saat herkese farklılık gösterecek. Şimdi arkadaşlar demek istediğim şu: bir, yapmanız gereken sevebilirim sınavını çözeceksiniz bugün. Sonra şuradaki performans sayfasına geleceksiniz. Çalışmam gereken haftalık süreyi bulacaksınız. Bunu da zaten haftaya böldüğünüzde günlük süreyi bulmuş olacaksınız. Eğer ki öğrencimiz diyelim ki bir haftada 4 gün ders çalışabiliyor. Ne demiş? Sözelciğim temelden matematik yapmayı düşünüyorum. Sizce doğru mu? Tabii ki doğru Elif. Yani TYT'de zaten matematik yapmalısın. Getirisi çünkü eşit biliyorsun ki. Şimdi sözelci de olsan, sayısalcı da olsan, eşit ağırlık ya da yabancı dili fark etmez. TYT'deki tüm derslerin oransal anlamda, puansal anlamda getirisi herkese eşit. Ve soru sayısı çok matematikte. Türkçe ile aynı. Dolayısıyla sen matematikte temel matematik yaparak aslında ki TYT'nin %40'lık bir getirisi var. Dolayısıyla doğrudan puanını arttırmış olursun ve sözelci birçok rakibini elemiş olursun. Çünkü çoğunun matematik seviyesi çok iyi olmadığı için ve bizim anlattığımız gibi böyle ön hazırlık, konu anlatımı gibi temelden bir çalışmaya başlamadığı için çoğu maalesef ki yapamıyor ve haliyle yapanlar öne geçiyor. Cam derse girmemiş performansa yansır mı? Devamsızlık ayrı bir yerde. Devamsızlık kısmı cam derse girmemiş öğrencilerin devamsızlığı bizim ayrı bir platformumuzda zaten tutuluyor. Ama şu performansa yansır. Biraz önce size bir şey gösterdim, çalışma programı diye. Onu birazdan detaylandıracağım. Bu programı sistem üzerinden kendinizi özel olarak hazırlayacaksınız. Siz belli şeyleri, komutları seçeceksiniz. Sistem size özel program hazırlayacak. Programa uymadınız. Orada size verilen hiçbir şey yapmadınız. İşte o performansa yansır arkadaşlar. Bakın burada çalışma oranı diye bir şey var. Siz size verilen çalışma programına uymadığınızda, uyup uymadığınızı nereden biliyor? Çünkü sisteme yaptığınız her çalışmayı kaydedebiliyorsunuz. Bu çalışmayı tamamladım diye bir tık işaretliyorsunuz. Sistem tamam diyor, bu çalışmayı yapmış. Siz bu çalışmayı yapmadığınızda burada zaten sizin çalışma oranınız bu şekilde %0 olarak çıkacak. Yaptığınızda da burası artacak. Ve Tekuzem, Tekes personelleri, rehberlik birimi, eğitim koçları, uzmanları zaten burayı takip ettiği için diyelim ki bir hafta boyunca çalışma oranı %50'nin altında kalan öğrencileri sistem otomatik olarak bizim önümüze getirecek ve biz bu öğrencilerle görüşmelere başlayacağız. Neden çalışmamış? Hadi çalıştı. Burası %100 bütün programa uydu. Ama şu kısmı düşük çıktı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Boş çalışmış demek. Çalışmış ama ona vermiş olduğumuz check-up testlerinde başarısız olmuş. Check-up testi de şu: bir konuyla alakalı yapman gereken tüm çalışmaları yaptın ya, istediğimiz her şeyi yaptın. Yaptıktan sonra sana diyoruz ki hadi bakalım ne kadar başarılısın. Bir test yapmanı istiyoruz o konudan sadece. Sana o hafta boyunca 8 tane check-up verdik. 8'ini de yaptın ama 3 tanesinden başarılıydın. 8'de 3'lük bir öğrenme oranın çıktı. Yani yüzdelik olarak düşük. Biz burada şunu söyleyeceğiz: çalışma oranı yüksek. Evet, çalışmış bir öğrenci ama nedense başarısız olmuş. O zaman onun sebeplerini aramak için bireysel rehberlik görüşmeleri başlayacak. Bir de verimlilik kısmı var. Bu da zaten ne? Sizin çalışma oranınızla başarı oranınızı oranlıyoruz. Yani sen çalıştın. Yani verimlilik şu işte, biraz önce söylediğim şey. Çalıştın ama öğrenmen çok düşük. Yani verimliliğin %20 çıktı. Verimliliğin %40 çıktı. Verimliliğin %90 çıktı. Bu kısımlarda da birebir takip yapılıyor. Şimdi sizden ilk istediğim günde kaç saat çalışması gerektiğini ne bulmanız. Bu 36 saat haftalık çalışması gereken bir öğrenci. Eğer haftanın diyelim ki işte 4 günü ders çalışabiliyorsa sadece günde 9 saat çalışması lazım, öyle değil mi? Güne çalışması, hani çalışabileceği gün sayısına göre de bu değişkenlik gösterir. Eğer ki bu öğrencinin diyelim ki haftanın mezun bir öğrenci, biraz önce mezunlar vardı aranızda ve hocam ben 7 günde çalışabilirim. O zaman ortalama 5,5 saatlik bir çalışma yapması lazım en az. Ya da işte ben 6 saat çalışabilirim. İşte ortalama 8'e falan mı denk geliyor onun gibi. Oransal olarak günde kaç saat çalışması gerektiğini haftayı zaten çalışabileceğiniz gün sayısına bölüp bulmuş olacaksınız. Ama matematiği çalışmıyorum demiş Elif. Matematik yapmayı düşünüyorum sizce doğru mu demiştin. Temelden bir matematiğin varsa zaten bildiğin kadarıyla yapabilirsin.
çalışmıyorum demişsin ya. Ama zaten şöyle düşün. Senin zaten hani şu anda bak, o yüzden seviyeni ölçmen çok önemli. İşte bu yüzden seviyeleme sınavına girmen lazım senin. Bu sınava gireceksin, sana sistem diyecek ki Elif senin matematik seviyen işte temel. O zaman sana bazı konuların ön hazırlığını yapıp konu çalışması yaptıracak ki, neden biliyor musun? Şimdi matematiğin getirisi TYT matematik olarak baktığımızda tek başına bile çok fazla. Zaten TYT toplamda %40 ama matematiğin soru sayısı yüksek olduğu için tek başına bile getirisi gerçekten fazla. Bu yüzden sen oradan belki 10 tane matematik yaptığında bile o kadar çok kişinin önüne geçeceksin ki, madem az çok bir temelin var, bu temeli kullanıp en azından bir 10-12 soru falan yapmaya çalışmalısın. Bu yüzden de kolay konuları seçip, ki TEKES bunu da yaptırıyor. Konu önceliklendirme sistemi var TEKES'in. Buna göre senin bazı konuları önceliğine alıp o konuların sadece çalışmasını yapman bile hem zaman kaybı bunu engelleyecek. Hani çok zaman harcamayacaksın ama garantileyeceksin. En azından 12 nete garantilemiş olacaksın. Şimdi herkes günlük çalışabileceği süreyi nasıl hesaplayacağını öğrendi mi? Ya da aranızda, hocam ben zaten SBS çözmüştüm, şu an hesapladım diyen var mı? Mesela kaç çıktı hesaplayanlar, haftalık çalışmanız gereken süreyi bilen, bunu daha önce gören ya da daha önce SBS'yi çözenler ve bu panele girip bakmış olanlar var mı aranızda? Hesaplamaya gidiyor Elif, tamam. Halime şöyle günlük çalışması gereken süreyi hesaplama formülünü anlatma aslında. Bu geri planda bir formülle çalışıyor ama ben bu formülü şu anda burada vermeme gerek yok. Çünkü zaten otomatik olarak yapay zeka sistemi bunu sizin için hazırlayacak. O yüzden sizler bu derse girerken Halime, size bir kullanıcı adı ve şifre mesaj olarak gelmişti. Bu sizin örnek olarak hesabı kullanabilmeniz adına bir süreliğine gönderdiğimiz demo bilgiler. Buradan sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yapacağınız ilk şey aslında seviye belirleme sınavını çözmek. Bunu çözdükten sonra ders bazlı seviyeniz ölçülecek ve ders bazlı seviyenize göre ve sınava kalan süreye göre sizin günlük ne kadar saat çalışacağınız hesaplanacak. Bu da şuradaki performans sayfasında. Ana sayfayı gördünüz değil mi? Şu aşağıda performans. SBS'yi çözüp performansa tıklayacaksınız aslında. Buradan bu öğrenci için örnek bir öğrenci açmıştım ben. Bu örnek öğrenci için 36 saat çıktı. Çalışması gereken haftalık süre, günlük değil haftalık bakın. Bunu da 7'ye böldüğünde, eğer her gün çalışabiliyorsa, ortalama 5,5 saatlik falan bir çalışma yapacak her gün. Şimdi bu size göre değişkenlik gösterecek. Siz seviyeniz neyse, hangi derste hangi seviyedeyseniz, sınava kalan gün sayısına göre bunu haftaya bölüp günlük çalışacağınız süreyi bulmuş olacaksınız. Ayşe, ders programını o kısımda muhtemelen bir hata olmuştur. Çünkü ilk konulardan alıyor normalde. Orada muhtemelen geçmişteki bir hesabı baz alıp o hesapla karıştırmıştır. Normalde çalışma programı hazırlarken şöyle takvim oluşturma kısmı diye bir seçeneğimiz var. Buradan da örnek program oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bunu anlatacağım. SBS'yi çözdünüz. Seviye belirleme sınavını çözdükten sonra sistem sizin seviyenizi artık biliyor. Ayşe'nin dediği gibi, değil ki düşük netler çıkardınız ve temel seviyedesiniz. Şimdi bu öğrenci başlangıç seviyesinde benim hazırlayacağım. Önce program ders seç diyorum, TYT. TYT'den diyelim ki Türkçe çalışmak istiyorum. Tarih çalışmak istiyorum. Coğrafya çalışmak istiyorum. Matematik çalışmak istiyorum. Bir de fizik çalışmak istiyorum ilk etapta. Yani sonra bunlar bitince diğerlerine başlayacağım. Kaydet dedim. Şu an AYT'den de diyelim ki birkaç ders ekleyeceksiniz. AYT'ye yeni geçtiniz. Diyelim ki AYT'den de biyoloji çalışacağım ve matematik çalışacağım. Bunu da ekleyeyim. Kaydet diyeyim. Sonra çalışma alanı belirle diyeceğim. Önce saat seçeceğim. Diyelim ki mezun bir öğrencisiniz ve her gün işte sabah 10'dan akşam 19'a kadar, zaten size çalışmanız gereken süreyi söylemişti. Diyelim ki sizin toplamda 9 saat çalışmanız lazım. 10-19 arasında çalışma yapıyorsunuz ve tüm günleri seçiyorum. Bütün günler işaretlensin. Hafta sonu için hafta sonu, hafta içi için hafta içi, bu şekilde seçtim ve ekle dedim, oluştur diyorum ve ben takvimimi oluşturmaya başladım. Bu herkese farklı çıkıyor. Neden seviyeniz
Çalışma alanınız, çalışmanız gereken derslere göre değişeceği için herkesin seviyesine göre farklı bir şekilde çalışma programı oluşturuyor. Ve ben bu şekilde kendi programımı görebileceğim. Takvime git diyorum. Ve bu şekilde bana konu anlatımını nereden yapmam gerektiğini, kim neden bana hep konu anlatım verdi biliyor musunuz? Ben başlangıç seviyesinde çıktım çünkü. Eğer ki ben temeli olmayan bir öğrenci olsaydım diyecekti ki bana dur. Önce bir ön hazırlık yapalım. Ondan sonra konu anlatımına geçeriz. Hemen nerede sen? Niye hemen konu anlatımıyla başlıyorsun? Ya da orta seviye çıkmış olsaydım biyolojinin komünite ekolojisi konusunda mesela. O zaman sistem bana diyecekti ki sen orta seviyesin. Senin konu çalışıp zaman kaybetmene gerek yok. Zaten sen bir şeyler biliyorsun bununla ilgili. O zaman gelsene tekrar detaylı bir tekrar yaparak başlayalım. Vakit kaybetmeyelim diyecekti. Bu şekilde bana bir program hazırladı bakın gördüğünüz gibi ve ben bu programa tıklayıp çalışmaya başla deyip sistemin bana önermiş olduğu videolarla çalışmaya başlayabilirim. Şu an neden böyle oldu? Videom neden çıkmadı? Şu an çok uzun süre sanırım takvimi yenilemediğim için şu an ben hesaba ben video eklememiş olabilirim. Çünkü şu an kayıtlı öğrenci olarak değil örnek bir hesap açıp geldim sadece. O yüzden ben de videolar tanımlı değil muhtemelen. Ama siz öğrenci olduğunuz için sizde videolar şu an örnek videolar tanımlıdır. O yüzden tıklayıp direkt örnek video izleyebiliyorsunuz. Bütün videoları açmadık ama belli başlı örnek videoları açtık. Şöyle örnek videolar açıldı. Şuradaki video dersler kısmından da izleyebilirsiniz. Şuraya geldiniz ya mesela TYT konu anlatım izlemeye başla deyip işte ne demişti bana ikinci dereceden denklemler. Ama şu an videolar neden açılmıyor? Bir sıkıntı var videolarda galiba. Size açılan belirli bir süreci siz izleyebiliyorsunuz. Sonrasında zaten kayıt olmak istediğiniz takdirde bu videolarımızın tamamını ve canlı derslerimizi ve rehberlik hizmeti, artı ders notları, deneme sınavları tüm programdan yararlanıyorsunuz ve zaten sistem haftalık sizi takip edip programımızda revizeler yapıp yeni ödevler ve yeni görevlendirmeler yapıyor. Şu Filistan'da da açılmıyordu videolar. Ben şimdi onu ilettim. Şu anda bir güncelleme yapılıyormuş site üzerinde. O yüzden video açılmıyor. Bir saate kadar falan videoları, örnek videoları izleyebileceksiniz arkadaşlar. Onun dışında soru sormak isteyenler var mıdır? Örnek programı siz de oluşturabileceksiniz ve bununla alakalı detaylı bilgi eğitim koçlarımızdan da alabileceksiniz bu arada bilginiz olsun. Eğitim koçuyla bir seans görüşme hakkınız var. Bu seminere katıldığınız için böyle bir hediyeniz de var diyebiliriz. Şöyle ben buradan paylaşıyorum. Halime şu anda bu linke tıkladığın zaman zaten WhatsApp'a yönlendireceksin. O bizim numaramız. Bu linke tıkladığın anda direkt WhatsApp hattından bize yazabileceksin. Halime numaramızı istemiş. Şu an bu link var ya tıkladığınız anda WhatsApp'a gidiyorsunuz. O WhatsApp'ta bizim numaramız zaten. Oradan da eğitim koçlarımızla da birebir görüşme şansınız var. Haftalık kendini otomatik yenileyecek zaten Filiz. Yani kayıtlı olduktan sonra. Şu an kayıtlı olmadığınız için bir hafta kullanabiliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte zaten kayıtlı öğrencilerimizin performansına göre, gidişatına göre, seviyesindeki değişikliğe göre, tekrar süresindeki değişikliğe göre haftalık olarak kendini otomatik olarak yeniliyor. Çünkü haftalık görevler değişiyor ve de sınava kalan sürede değişiyor. O yüzden zaten sürekli olarak güncelleme yapılıyor. Halime kayıtlı zaten. Tamam. Yine o bizim numaramız. Oradan görüşmek istiyorum yazarsa ben kendi numaramı paylaşmıyorum. Bizim Tekuzem'in numarası o. Sen oradan işte ben kayıtlı öğrenciyim. Rehberlikle görüşmek istiyorum yaz. Rehberlik biriminden sana biz ulaşırız. Kayıtlı olsan da yine oradan iletişime geçebilirsin. O bizim WhatsApp hattımız. Öyle düşün. Tekuzem'le ilgili iletişime geçmek isteyen herkes oradan yazabilir. Ben direkt WhatsApp numaramızı da yazabilirim. Şöyle 551 5835. Buradan da WhatsApp hattından da bütün öğrencilerimiz kayıtlı olsun olmasın bize buradan ulaşabilirler.
Evet, onun dışında soru sormak isteyenler var mı? Panelin kullanımı ile alakalı. Bir de burada eğitim analizi var. Onu da çözmenizi öneriyorum. Bu eğitim analizinden sonra da size bir öğrenme kimliği oluşturuluyor. Ona göre de sizin nasıl ders çalışmanız gerektiği size bir dokümanla beraber sunuluyor. Bu siteyi bir hafta boyunca kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Sonrasında zaten bizim öğrencimiz olduğumuzda biz size adım adım neler yapacağınızı biz öğrendiriyor olacağız. Bizim iletişimde olmuş olacaksınız. Başka soru yoksa hepinize başarılar diliyorum. İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Tekrar eğitim koçuyla görüşmek isteyen arkadaşlarımız için buraya link bırakıyorum. Tıklayıp direkt kendileriyle görüşmeye başlatabilirsiniz. Hem nasıl ders çalışacağınızla alakalı da birçok şey öğrenmiş olursunuz. TYT, AYT, evet TYT bitirip AYT'ye başlamak riskli. Önce TYT başlamak mantıklı ama en azından şu an yani Aralık ayı gibi en geç AYT'ye de başlayıp TYT, AYT'ye beraber götürmek daha sağlıklı olur. Bir süre TYT çalıştıktan sonra artık AYT'yi de işin içine katmak gerekir. %60 etkili çünkü biliyorsunuz. Sizinle mi görüşeceğiz hocam diyen var. Şöyle zaten tek düzeyime ulaştığınız takdirde rehberlik birimiyle görüşmek istiyorum dediğinizde bize iletirler. Bizimle görüşme sağlarsınız. Paragrafı nasıl çalışmıştınız? Paragrafın çalışma yöntemi diye bir şey yok. Paragraf çözülür sadece. Günde en az 30 tane paragraf çözmenizi öneriyorum. Çünkü yaptıkça artacak netleriniz ve kitap okuma. Hani en az bir 30 dakika kitap okursanız günde vaktim yok demeyin. Uyku dağılmadan önce bile 30 dakika okuyabilirsiniz. Kitap okuma ve bol bol her gün en az 30 tane paragraf sorusu. Yani çözdükçe artacak. Başka hiçbir şey olmaz paragrafta. Her gün çözmeniz lazım. Her gün 30 tane çözün arkadaşlar. Tarih konunun kalıcı olması için sık tekrar yapılması lazım. Yani o gün çalıştın ya tarihi bitirdin. Hemen arkasından bir 5-10 dakika tekrarını yapıp ondan sonra hemen sorunu çözmen lazım. Eğer çalıştın o gün öyle kalırsa o konuyu muhtemelen yarın unutursun. Gün içerisinde tarih konusunu çalıştıktan hemen sonra tekrar ve soru çözümü yaparsan daha kalıcı olur. 15-20 yapıyorum az mı demişsin? Bence artık arttırabilirsin Filiz. 15-20 ile başladıysan mesela Kasım'ın 10'unda artık bunu 30'a çıkar gibi. Yani birazcık daha bu kısımda az başladın diyelim. Yani ilk etapta 15 ile başladın, 20 ile başladın. Ondan sonra 30'a çıkarabilirsin yavaş yavaş. Matematiğe en baştan nasıl başlayabilirim? Evet benim seviyene göre Sevda. Eğer ki temel seviyedeysen bu seviye belirleme sınavına girersen zaten hangi seviyede olacağını göreceksin. Ücretsiz bu seviye belirleme sınavına girmeni öneriyorum. O kısımda yapman gereken şey seviyene göre başlamak artık. Diyelim ki matematiğin işte 6 tane konusunda temel seviyeye çıktın. O zaman ön hazırlık yaparak önce bir temel bilgileri öğrenerek başlaman lazım. Ondan sonra konu anlatım, ondan sonra tekrar, ondan sonra soru çözüm. Hiçbir şey bilmiyorsan tüm konularla ilgili önce ön hazırlık yapman lazım. Onun için de bizden bilgi alabilirsin. Ön hazırlık eğitimi bir yerde bulman çok zor çünkü ama biz bununla ilgili videolar çektik direkt. Temeli olmayan öğrenciler ön hazırlık yapıyor. Ondan sonra konuya başlıyor. Bu yüzden de mutlaka hani bu aşamada bir eğitim koçumuzla görüşmeni öneririm. AYT fizik nasıl halledelim? Aslında ders bazlı bir çalışma tekniği çok fazla yok. Yani fizik nasıl çalışılır, matematik nasıl? Aslında hepsinin mantığı seviyenize göre çalışmamız. Zaten seviyeye göre konu anlatım, tekrar soru, ön hazırlık. Şimdi bu mantığı oturttuktan sonra arkadaşlar şu çok basit olacak sizce. Evet benim fizikte seviyem orta. O zaman tekrar yaparak başlamalıyım. Evet benim Türkçe'de seviyem ileri. O zaman soru çözerek başlayayım. Yani türler seviyenize göre değişiyor. Şimdi ben diyemem ki fiziğe konu çalışarak başlayayım. Şimdi senin fizikte seviyen temelse, hiç temelin yoksa konu anlatımıyla başlaman sağlıksız olabilir. Önce ön hazırlık yapman lazım. Tabii seminerlerimiz YouTube'a da yükleniyor. YouTube Tek Uzem kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca Tek Uzem'i sosyal medya kullanıyorsanız Instagram'dan da takip etmenizi öneririm. Oradan da bu tarz ücretsiz seminerler vesaire yaptığımızda ya da bursluluk sınavı, belirleme sınavı gibi etkinlikler yaptığımızda paylaşıyoruz. Hatta şu anda da bir akıllı saat çekilişimiz var. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çekilişimize de katılabilirsiniz.
Bir sayısalcı TYT sosyale çalışmalı mı? Aslında şöyle, TYT sosyalinde dediğim biraz önce anlattığım gibi sayısalcı olsun, sözelci olsun TYT'nin getirisi herkese aynı. Ama zaten iyiyse seviyeniz sosyalde, çok ciddi bir sıkıntınız yoksa zaten soru çözerek de götürebilirsiniz. TYT IT Fizika Tek Uzem Hocası Fikri Hoca var. Çok iyi. Ya şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. TYT IT alanındaki tüm hocalarımız çok çok iyi ve hepsi çok seviliyor. Çünkü gerçekten biz şunu farkındayız. Eğitimin çok önemli bir basamağı öğretmen. Ve öğretmenin gerçekten çok iyi anlatması öğrenciyi derste çok daha uzun süre tutuyor. Sizin netlerinizi artıyor. Benim hani diyorsunuz ya Türkçe netlerim. Türkçe netlerimin bu kadar yüksek olmasının sebebi bir seviyeme göre çalışmam. Evet biraz fazla abartıyordum. O zaman bilmiyordum onu. İki öğretmenimin çok iyi olması tabii ki ve çok doğru bir plan programına gidiyordum. Hani bu plan program kısmına bu yüzden bu kadar önem vermenizi istiyorum. Yani bu aşamada ben onu biraz sonra fark ettim. Evet matematiğe de ayırmam gereken süreyi arttırdım çünkü destek istedim ve bu kısmı doğru plan programına seviyeme göre gitmeyi ondan sonra öğrendim. Ama o etapta zaten hani bu kısmına gerçekten çok iyi öğretmenle eşleştiğiniz zaman gözünüz kapalı sisteme ve hocaya güvenirseniz ve biz rehberliğe güvenirseniz zaten gerisi gelecek. Fikri Hoca, Gülşen Hoca favori hocam. Gülşen hocamız da bir tane gerçekten Türkçe alanında, edebiyat alanında bir numara. Ve hocalarımız şu anlamda da çok çok tatlılar. Yani sadece ders bir espri de yapıyorlar. Sizi rahatlatıyorlar. Motivasyon sağlıyorlar derslerde. Şarkılar, türküler, hani müzikler. Gerçekten bu uzaktan eğitimde çok çok önemli. Zaten sınav hazırlığında bir stres hakim. Dolayısıyla ara ara hocalarla böyle espriler falan da yapabiliyor olmak lazım. Biz de bunu çok rahat yapabiliyoruz. Hani öğrencilerimiz gerçekten hocalarımızı çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. O yüzden bu aşamada yani bence bir girip en azından şeylere bakın derim. Yani hocaların örnek videolarına falan bakın derim. Çok iyiler. Tek uzama katılım için çok memnunuz. Ne mutlu. Biz de çok mutluyuz. Sizin gibi öğrencilerimiz var. Bu sene YKS öğrenciler güzel dereceler çıkacak. Çok belli şimdiden. Yine dediğim gibi bilgi almak isteyen diğer arkadaşlar varsa da eğitim koçlarımızla görüşsünler. Örnek hocalarımızın videolarını da atarız size. Onları da izlersiniz. Bir seans görüşme için link bıraktık. Bu linkten tıklayıp randevu alabileceksiniz arkadaşlar. Tek uzamda size bayılıyor. YKS Tayfa. Aynen. Bu sene, o sene bu sene bence. O sözlerinizi biz hep not alıyoruz. Sene sonunda hepinize diyeceğiz ama söz vermiştim. Bak aferin sana o sözünü tuttun diye tebrik için arayacağız. O yüzden bu sözlerinizin hepsi bizde kayıtlı. Bir şey diyen öğrenciler var. Hocam işte size söz verdim yapma. Hayır diyorum kendine söz verdin. Kendin için yapacaksın bunu. Bak işte sen hani başardığında kazandığında en çok sen mutlu. Ama hayır hocam size söz verdim. İşte 30 paragrafı çözmeden yatacağım diye. Çok tatlı bir YKS grubu var gerçekten. O yüzden önce kendinize verdiğiniz sözleri tutun. Zaten evet ben bunu yapacağım dediğinizde sisteme de uyduğunuzda zaten sistem sizi zaten yönlendiriyor. Ne yapacağınızı zaten söylüyor. Uyarak gittiğinizde her şey çok daha kolay bir şekilde gelişecek. Ya şimdi ne yapacağım? Şimdi ne çalışacağım diye düşünmeyeceksiniz. O zaman hepinizi sevgiyle selamlıyoruz, öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yine başka seminerlerde görüşmek üzere. Çalışın. Lütfen ihmal etmeyin. Lütfen sözünüzü tutun. Kendinize verdiğiniz sözü tutun. Programa uyun. Seviyenize göre çalışın. Ve bu aşamada dediğim gibi bu olanakların hepsinden yararlanın. Bunların hepsi sizler için hazırlandı. Siz yapın, uyun diye hazırlandı. Ve arkasında dağlar kadar emek var. Yeter ki siz bu programla giderek, seviyenize göre çalışarak, size verilen ödevleri, görevleri yaparak gidin. Zaten karşına alacağınıza biz %100 inanıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Evet, Gülşen Hoca'nın dersini kaçırmayın lütfen. Aynen kızar sonra. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.